One Piece'in 1119. chapter'ı konuşmak için karşınızdayım. Çok sayı olmaya başladı bu arada. Ve direkt başlıyorum. Yani abi bu ne ses yaptınız ya? Ya neden bu kadar ses yapıldığını bir türlü anlayamadım. İşte iki tane yıka çıktı, artık daha iyi değil, o da gitsin dinlensin. Yani birkaç influencer bunu diyor diye fazla gaza geliyorsunuz bence. One Piece evresinde, dünyasında Nitel taraflarını gösterir. Yani ölçülenemeyen, yani sembolik olan taraflarını gösterir. Bırak bunu, Mugiwara takımın içerisindeki birkaç karakter Nigel'den ziyade Nitel'dir. Brook, Usopp, yani bunların ve sezonda mesela Vivi'nin kendi askerlerine savaşı durdurun demesiyle, yani gerçekten Vivi mi durdurdu, sesi mi durdurdu? Hayır. O altındaki sembolik, ya da başlangıçta East Blue'da bu bir tane karakter var, sandığın içine gömüldü. O da öyle. Hachi'nin köleliği, adı neydi bu, onların bir boss'u vardı. Fischer Tiger, deniz adamların adası komple zaten semboliktir. Fischer Tiger'ın o son konuşmasını hatırlıyor musunuz? Jinbe ile Luffy'nin kan karıştırması, Momonosuke tek başına, yani aslında demiş olduğum gibi karakterler overpowered. İnanılmaz bir tesiri elde tutulur, ölçülenebilen bir yapılara eylemleri yoktur. Altındaki mesaj çok önemlidir. Mesela Dressrosa'daki o askerle onun kızı, şu an unuttum isimlerini de. Yani demiş olduğum gibi One Piece'i tekrar Amerika'ya keşfetmeye gerek yok. One Piece başlangıçtan beri sembolik üzerine çok kuruldur. Yani Mugiwara hasır şapka öyledir zaten başlangıçta. Hani bunu bilmiyorsanız bile bir tane bu yeni sezonlar başladığında anime olarak opening'de vardır. Asır şapka işte Roger'dan Shanks'tan Luffy'ye geçmesi. Hepsi bir semboliktir. Luffy bunu, yani One Piece bunun üzerine çok oynar. Karşımızda Bonnie var. Babası köle, annesi köle, kendisi köle. Özgürlüğün simgesini görüyor. Öyle yani birden bir Gear 5 oluyor, Joy Girl oluyor. Ve insanların hani tahammülü tamam, artık hikaye bitti, o da güç dengelemesi yapamıyor, dinlensin. Ne bileyim, üzdü beni. Adam dil yaratsa One Piece ile alakalı, yani Lord of the Ring kadar geniş bir hikaye oluşturuyor o da. Resimli üstelik, yani zaten bir dil yapsa tamam, One Piece Cumhuriyeti kurulsun. Böyle büyük bir eseri yapan bir adam, tamam belli sıkıntıları da var. Birçok chapter patinaj yapıyor, hani bir türlü ilerleyemiyor. Çünkü adam birçok taraflarını gösteriyor, bu arada incelemeye gideceğiz. Ama demiş olduğum gibi ya, boşuna ses oldu. Zira hani gelelim direktmen bunun üzerine. Bu ney? Biraz güldü, bir tane vurdu, sonra da özgürlük yorucu diye uyudu. Yani gücün yapmış olduğun tesiri geçici olarak, yani çok geçici bir süreliğine kullanabiliyor. Tabii şimdilik yani meyvesini de şey yapmadı, tam anlamıyla kontrol de edemiyor. Meyvesinin yani kullanımını uzmanlık seviyesine yükseltemedi. Ve bana kalırsa bu chapter çok önemliydi, çünkü abi Joy Boy'un sesini duyduk. Zira o robotun ismini de biliyoruz, Emmet. Emmet zaten Züneşay gibi. Bunlar muhtemelen Joy Boy'un eski nakamaları, yeryüzünde kalan nakamaları. Ya tersen başladım chapter'ı ama Emmet'i düşünüyor oluşu, düşünürken ki Joy Boy'un sesini duymamız, yani okumamız daha doğrusu, ve Joy Boy diyor ki artık gerçekliği, gerçek evreye geçmemiz lazım, gerçekliği sunmak lazım. Yani böyle bir tarz bir şey dedi, tam hatırlamıyorum ama yani büyük bir olay. Yani neyse, tersten başladım ama bence hani Roger'ın Loftel'de One Piece'i keşfederek gülmesi kadar önemli bir olaylardan bir tanesi. İlk korsanın sesini duyuyoruz abi. Ama onun haricinde artık insanlar yavaş yavaş Luffy'ye Nika diyor. Nika hani, ya hayırdır ne Nika diyorsunuz falan, artık hani Nika'ya benziyor, efsanelerdeki Nika gibi değil, bayağı Nika söylüyorlar isim olarak. Bence önemli gelişme. Bu chapter'da Vegapunk'ün satelitleri feda ediyor ve feda ederken orada Kaku'yla olan bir iletişim söz konusu. Aynı zamanda Kaku'nun vicdani sorunlarla, hani ruhsal muhakemelerle karşı karşıya kaldığını görüyorsun. Ya acaba hani
Tamam, karma biraz sizi vuruyor. Water 7'de neler yaptınız ama aynı zamanda Kaku'nun böyle ruhsal sorunları olması, vicdani sorunların olması acaba ileride bir, yani sayfa değiştirmez de belki bir olayın içerisinde bir şey yapabilir gibi görüyorum. Luigi'yi de etkileyebilir ama yok ya. Luigi'yi etkilemez. Luigi çok gaddar ve acayip dünya hükümetine acayip bir sevgisi var. Sevgi de değil bu. Acayip bir fanatizm var. Ona dolayı çok Luigi'nin, bir de gaddar yani, sadece bir grubun güçsüz olduğunu görerekten ima etmiş birisi. Ona dolayı yani Luigi olmasa bile Kaku'nun olması bence bir tık önemli bir şey. Direkt robota gelelim. Robot bize yani Emmet, yani 25 chapter'dır bize tizleniyor. Ve öyle bir comeback yapıyor ki, öyle bir intikamını alıyor ki. Hani orada bir unuttum ya, o domuz şeklini alan Gorosei'yi patlatıyor ve yaralıyor. Yani Gear 5'den Luffy bile doğru düzgün yaralayamamıştır. Çünkü aslında kafatası çok sağlamdı onun. Ve orada patlatıyor. Tamam diyorsun, Emmet'in gücü belli oldu. Ve suyun yüzeyine çıkarken aslında Vegapunk'ün şeyi, yayını devam ediyordu. Sadece orada hat yoktu. Hat olmadığı için o kısmını görmedik ve D ismiyle alakalı bir şey duymamış olduk, duyamadık. Ha, bir yandan kötü bir şey değil çünkü One Piece'te bir yandan da hani Mugiwara, yani ana karakterler kadar ilerliyoruz bilgi bakımından. Yani ondan dolayı mesela Mugiwaralar gibi bir şey bilmiyor oluşumuz ve onlarla beraber öğrenmemiz ilerideki tesiri daha da arttıracaktır. Bir yandan bilmememiz güzel bir şey diye düşünüyorum. Demiş olduğum gibi aslında biraz hızlanıyor. Yani chapter'ın sonunun devamını izlesek inanılmaz gelişmeler, yani hikaye olarak ve artık eylem olarak gelişmelere ve ilerlemelere, yani ilerleme kat edeceğiz. Lakin yani şimdi chapter'da şöyle bir sıkıntı var. Patinaj çekiyor. Yani bitirecek, bitiremiyor. Çünkü birçok yerden göstermesi gerekiyor. Ya bir de o da şeyi de gösteriyor. Hani Whole Cake Island böyle tepki, yani böyle tepki değil de onlar böyle izliyor, bu öyle izliyor. Yani bazen şey diyesin var ya, o da abi yani ilerle be abi, ilerle, yani şey çok yavaşlıyor. Şimdi mesela göstermesi gereken unsurlardan bir tanesi görmediğimiz Kizaru abi. Kizaru'ya ne oldu? 20 chapter'dır adamı görmüyoruz. Adam galiba bir ilerledi, Marine'in bir gemisine düştü. Orada dedi ki siz ilerleyin, ben biraz 2 dakika falan dinleneceğim. 2 dakika biraz uzun oldu abi. Yani 20 chapter'dır ne yapıyor Kizaru? Borsalino, alo. Neredesin yani? Acaba en sonunda Luffy'nin, yani Mugiwara takımının kaçmasına sebep mi olacak? Ya bilmiyorum, umarım o da unutmamıştır da. O benim kafamı kurcalıyor. Kısa chapter oluyor, yani kısa sayfalar olunca ve o da böyle adım adım bütün başlattığı entrigleri, olay başlangıçları göstere bazen işte sonuçlandıramıyor bir şekilde. Yani hızlı gitmiyor. Hani 1119'da çok şifre dedim, çok sayı dedim ama yani korkuyorum ki 2000'e geleceğiz zaten böyle burada inceleme yapmaya devam. Hani olsa yine devam da çok uzuyor. Ben anime kesinlikle abi de artık ben anime konusuna istifa ettim. Yani bunu ya Wano Kuni'yi gördükten sonra hani devam edemem animeye ya. Beni çok sıkıyor artık. Ama yani demiş olduğum gibi güzel bir chapter'da kondonseydi, biraz patinaj çekti ama Emmet, Zunesha, Joy Boy'un duyuyor oluşumuz, yani Emmet'in inanılmaz sır bildiğini biliyoruz. Konuşur mu, konuşmaz mı, anlatır mı? Büyük sorular. Diyeceklerim bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki chapter'lerde, incelemelerde görüşürüz. Yayınlarda da görüşebiliriz. Bu aralar Elden Ring DLC akıyoruz. Bazıları hani community bana diyor hani reklamını yap abi. Bir Discord sunucumuz var. Videonun altındaki linklerde mevcut demeyi unutuyorum. Ama adam demişken YouTube olayı, YouTube mekanikleri, YouTube sektörü nasıl ilerlediğini biliyorsunuz. Hani ikide bir zıpırt şey demeyi sevmiyorum. Like, paylaş, abone ama en azından böyle ağızdan kulağa aktarırsanız ve hatta abone olursanız benim için çok çok mutlu, verici bir olaydır. Kendinize iyi bakın. Ciao.